Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Bir yayında daha sizlerin karşısındayım sevgili dostlar. Galatasaray gündemini konuşacağız sizlerle birlikte. Gerçi Galatasaray transfer gündemini konuşacağız sizlerle birlikte. Ama tabii gündemimize başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Özellikle bu bant yayınlarında sizlerden bir like istiyorum. Çünkü like sayısı düşük kalınca bu sefer izlenme oranımız çok düşüyor. Şöyle güzel bir like atmanızı rica ediyorum izleyen arkadaşlardan. Bizi sürekli izleyen arkadaşlardan like istiyorum sevgili dostlar. Bugün tabii yine farklı isimler atılmaya başladı. Artık resmen transfere doğru gidiyoruz. Bu saatten sonra da Galatasaray ve diğer takımlar transfer haberleriyle ön plana çıkacak. Galatasaray'da her geçen gün bir isim iddia atılacak. Bunu da söyleyelim. Bizler de sizler için tabii gündeme gelen oyuncuları değerlendireceğiz. Galatasaray'a gelir mi? Gelirse nasıl olur? Gelme ihtimali nedir? Galatasaray'da faydalı olur mu? Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir futbolcu mu? Gibi gibi bu tür yorumları da yapacağız. Şu anda benim bu yayında daha çok ön plana atacağım isim Artem Doubik olacak. Ukraynalı futbolcu sevgili dostlar. Şu anda Dnipro'da forma giyiyor ve bu yıl toplamda 17 karşılaşmada forma giymiş. 17'sinde ilk 11 olmak üzere ve toplamda 14 gol atıp 2 tane de 14 gol atmış asist sayısını şu an göremiyorum burada. Asist yok ama herhalde burayı çok fazla takip etmiyor şu an kaynak aldığım bir site. Sadece golü görebiliyoruz. Asist konusunda burada haberde vardı. 14-17 maçta 14 gol 5 asist yapmış sevgili dostlar. Fanatik'in haberidir bu. Bunu da söylemiş olalım tekrardan. Ben hemen futbolcunun scout raporlarını aldım. Burada scout raporlarında bana şunu söylüyor sevgili dostlar. Hava toplarında etkili bir futbolcu olduğunu görebiliyoruz. Ayaklarına hakim ve ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda gol atma oranının %43 olduğunu görüyoruz. Ve burada diyor ki 3 tane şuttan hemen hemen 2 tanesi golle sonuçlanabiliyormuş bu yıl Artem Doubik'te ve hava toplarında da çok etkili olduğunu söylemiş olalım. Hücum etmesinde oldukça başarılı bir futbolcu ve ısı haritası da burada yok. Isı haritasına çünkü genel itibariyle biliyorsunuz ki çok fazla ekranlara getirip ısı haritasından da oyuncunun röntgenini çekiyorduk. Bunu da söylemiş olalım. Ama bugün itibariyle burada ısı haritası yok. Peki Artem Doubik nasıl bir futbolcudur? Ona bakalım. Dediğim gibi hava toplarında etkili ve ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda gol atma ihtimalinin çok yüksek olan bir futbolcu olduğunu görebiliyoruz. Genel itibariyle sağ sola deplase olduğunu da buradaki çıkarttığım rapordan görebiliyorum. Birkaç tane de scout videosunda benim hemen baktığımda şuna gördüm. Hem sağ ayağını hem sol ayağını kullanmaktan çekinmediğini görebiliyoruz Artem Doubik'in. Peki Galatasaray'a gelir mi? Gelirse hangi şartlarda gelir? Buna bakmak lazım. Piyasa değeri 5 milyon euro olduğunu söyleyelim. Yani yüksek maliyetli bir futbolcu. Tabii bu futbolcuyu 5 milyon euroya çok bırakacaklarını zannetmiyorum. Daha yukarı olacaktır. Peki Galatasaray'da şu anda çok fazla para yok. Bu parayı nasıl çözeceğiz? Buna bakmak lazım. Tabii ki de bu parayı çözemiyoruz. Galatasaray'ın oyuncu satması gerekiyor. Ondan sonra bazı transferleri yapıyor olacağız. Bunu da söylemiş olalım. Ve şöyle aşağı doğru buradan tekrardan aşağı doğru indiğimizde hangi ayağı kullanıyordu? Sol ayağı kullanıyor ama dediğim gibi sağ ayağını da kullanmakta asla çekinmiyor. Daha çok sağ ve sola da deplase olduğunu, sağ kanatta birkaç maçta oynadığını, forvet arkasında da yine değerlendirilebileceğini görüyoruz Artem'in. Ama hani ben bu transfere çok fazla şu anda olanak vermiyorum. Hem maddi olarak çok yüklü bir bonservis ödememiz gerekecek bu futbolcuya, kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. Tabii yine listede olan oyunculardandır. Çünkü bu yıl gerçekten iyi bir istatistik yapmış. Tabii Galatasaray scout ekibinin de gözünden kaçmamıştır bu. Bunu da söylemiş olalım. Bunu da eklemiş olalım. Ama bir diğer isim santrafor'da ismi geçen. Buna da değinelim az da olsa. Vedat Muriç. Ben Vedat Muriç'in Galatasaray'a geleceğini şu anda açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Burada zaten Rıdvan Dilmen'in de bir açıklaması vardı. Biliyorsunuz dün yaptı bu açıklamayı. Diyor ki Vedat Muriç Türkiye'ye gelmek gibi planı var. Ama şu an bir takım
takımla görüşmemiş. Ben gelirse Fenerbahçe'ye gideceğini düşünüyorum demiş ki Fenerbahçe'ye yolunu yapmış aslında Rıdvan Dilmen. Bu sebepten dolayı hani ben bize geleceğini çok da ihtimal vermiyorum. Vedat Nur için Galatasaray'a geleceğini zannetmiyorum. Bırakın zaten Fenerbahçe'ye gitsin. Bizde işi yok. Bir sonraki futbolcumuzsa yine santrafor bölgesinde çok fazla konuşulan Kola Muani ismi geliyor. Bir sonra da yine Bupenza ismini görebiliyoruz. Bir sonra da Piatek ismini duyabiliyoruz. Yani santrafor bölgesine Galatasaray bir transfer yapacakmış gibi duruyor şu an itibariyle. Ama Galatasaray'ın şöyle bir çıkmazı var. Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı Galatasaray. Öte yandan kim var? Cagne var. Bir de Halil var. 3 tane santraforumuz var aslında hali hazırda baktığımızda. Şimdi Cagne'yi Galatasaray göndermek istiyordu. Bu Cagne'yi şu anda gönderemezsiniz. Çünkü sakatlık problemi var. Yaklaşık 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı konuşuluyor. Şimdi Mustafa Muhammed'in bonservisini aldın. Bir tane yabancı oraya kullandın. Cagne'yi gönderemezsen 3. yabancıyı oraya alman için senin ciddi satış yapman lazım. Yabancılardan işte kimdir? Feguli, Babel, Yetlin gibi oyuncuları elden çıkartmak istediğin oyuncuları çok çabuk çıkartman lazım ki burada santrafor bölgesine yabancı bir transfer yapabilesin. Bu az önce saydığım oyuncuların üçünü çıkartsan bile Jetson'u alacaksın. Ha, kimin yerini alacaksın? Asıl uçağı göndereceksin. Jetson'u alacaksın. Ama yine de eksik parçalar var Galatasaray'da. 6 numara gelecek mi? Kaleci transferi. Sağ beke oyuncu düşünülüyordu. İsmail Çokçalış'ın olmayacağı şu anda çok yüksek maliyet istediğini, çok yüksek maaş istediği konuşuluyor. Bunu da Eyüp abi kendisi söylemişti. 900 bin euroya tekabül eden bir para istediğini söylemişti bir canlı yayında. Galatasaray veya X takım bunu Türkiye'de şu anda bir Türk futbolcuya, İsmail Çokçalış'a özellikle vermez. Hem sakatlıktan çıkmış bir futbolcu hem de maliyeti çok fazla olacaktır. Bu sebepten dolayı ben İsmail Çokçalış'a o kadar para verileceğini zannetmiyorum. Şimdi orada boy dönecek ama Yetlin var. Şimdi Oğulcan ekstra çıktı. Oğulcan'ı da Galatasaray aslında göndermek istiyordu Ocak ayında. Şimdiki hallerde, şimdiki durumlarda bence Oğulcan'ı göndermeyip oraya bir hamle yapılmayacakmış gibi geliyor. Eğer Yetlin'i gönderirlerse bir ihtimal diyorum ama Yetlin'i gönderirlerse işte orada bir santrafor harcama gibi ihtimali olabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şu an takıma en yakın oyuncu, konuşulanlardan en yakın oyuncu kim diyorsanız ben açıkçası hani kiralık mı? Kiralık olursa Piatek olur diyorum. Kiralık değil de satın alma olmazsa da ben Kola Muani'yi biraz daha ön planda tutuyorum. Bu Penza'nın da kulübünde mutsuz olduğunu söyleyelim ve kulübünde de mutsuz olduğundan dolayı acaba bu Penza'ya giderler mi kiralık olarak? O da benim aklımda bir soru işareti. Piatek'e baktığımız zaman da o da yine sakatlıktan çıkmış bir oyuncu. Onun da sağlık taraması yapılmadan bence alınmayacaktır. Ama Piatek'in de şu anda konuşulan isimlerden aslında hepsinin önde olduğunu söyleyelim yetenek olarak Galatasaray'ın oyununa uyum sağlaması açısından en mantıklısı Piatek gibi duruyor. O da kiralık olacak. Bonserviste alma şansımız yok. Yarım sezon kiralık. Belki bu yola da gidebilir Galatasaray çünkü Cagne'yi de elden çıkartamıyorsun. Orada da bir maliyet var. Bu maliyetleri göz ardı etmemek lazım. Galatasaray santrafordan bir oyuncu eksiltmeden bence bir santrafora yatırım yapmayacak gibi duruyor. Mustafa Muhammed'i de biliyorsunuz ki kupaya göndereceğiz. Bir ay gibi bir süre olmayacak bizde. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Santraforda işler karışık. Bu yayında sadece Artem Dovbik'i yüzeysel olarak baktık. Diğer yayınlarda tabii ki de daha detaylı olarak birlikte değerlendireceğiz. Sizlerden ricamız şu yayına güzel bir like atmanız. Like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Tüm detayları diğer yayınlarda da konuşacağız. Şimdi sadece santrafora odaklandık. İsmi geçen oyuncuları çok az da olsa değerlendirdik. Bu yayınların devamı için sizlerden like istiyorum. Abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.